maçı kıran, asıl belirleyici işleri yapan. Çünkü bu seriyi eğer kazanacaksa şu anki görüntüde Lakers savunmasıyla kazanacak. Ve savunmanın lideri ve savunmada en büyük fark yaratan oyuncu Davis. Herkes açıklasın. Tamam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, borsaya kote olanlar açıklasın da hiç hesap kitap tutmayan, bakkal defteri gibi tutan, Avrupa'ya gitme zaten hedefi olmayan kulüplerin açıkladıklarına nasıl inanacağız? İngiltere ve Belçika için ne diyorsun? Çok ilgi çekici bence. Yani bence iki İngiltere. Merhabalar, Oyuna Devam'ın 4. bölümüyle karşınızdayız. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle de bir şey var. Yunan filozof olduk. Ama biraz yandan yemiş ancak işte. Bu kadar olur bizden Yunan filozof. İki boyutlu filozof. İki boyutludan üçe çevrilmiş filozof. Ya, kara gözlü Acıvat gibi olmuşuz ama yapanların eline sağlık. Eline sağlık. Yazıcının da. Yazıcının da lazerine sağlık. Transfer dönemini kapattık. NBA konuşacağız tabii. Merak ediyorum söyleyeceklerini ama önce bir transferi toparlayalım. İlginç bir dönem yaşadık. Ve yani bizde transfer hocalarla yönetimlerin biraz kavgası, gürültüsü şeklinde geçiyor biraz. Bu saçma değil mi abi? Çok saçma. Bir de bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani transfer yapan şampiyon olmuş oluyor. Bir şey soracağım. Gene eskilere, 80'lere döndük. Bu amaçları ortak değil mi abi yönetimde, teknik ekibin? Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Burada bizde yani maalesef en eksik olanlardan biri o. Planlama, amaca yönelik planlama, bireysel hedeflerle toplu hedefler birbirini tutmadığı için zaten bütün bunları. Ya Şenol Güneş Beşiktaş'tan niye ayrıldı sorusunun cevabını vermemiz lazım. Şenol Güneş 2 yıl sonra neler olabileceğini, 1 yıl sonra neler olabileceğini gördü. Çünkü transferin nereden nereye gittiğini gördü ve dedi ki burada artık olmuyor bir iş. Ondan sonra gelenler niye geldiler diye sormak lazım. Yani Sergen Yalçın ne düşünüyordu ki acaba? Şu an zaten... Ya da Abdullah Avcı ne düşündü ki acaba? Ya bu kadar transfer yapılıyor ama ortaya çıkan sonuç hiç istenen gibi gözükmüyor. Hele ki Sergen'in demeçlerini falan dinlediğin zaman. Planlamayla alakalı bir problem bu. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Sergen Yalçın'ın listesindeki oyuncular alınsın. Ya Sergen Yalçın nasıl takip etsin ki dünya futbolunu? Evet. Yani şu anda dünyadaki futbolcu havuzu, havuz değil bir okyanus. Kocaman bir okyanus. Dünyanın her yerinde oyuncu bitiyor. Pıtrak gibi bitiyorlar. Şimdi bunları bir teknik direktör yetişemez. Sen de basketboldan çok iyi biliyorsun ki bir koçun kendi rakiplerini analiz etmeye bile vakti yok neredeyse. Doğru. Yani bırak başka ülkelerdeki oyuncuları. Dolayısıyla bunu yapacak bir yapı kurulması lazım. Bunu ne bir teknik direktör yapabilir, ne de işi inşaatçılık, demircilik, çelikçilik, işte efendim halkla ilişkiler, reklam neyse onu yapan bir yönetici yapabilir. Futbolcu analizi denen şey başka bir noktaya geldi artık. Ya bununla ilgili çok güzel Telegraf'ta bir Monch röportajı çıkmış. Monch evet. İşte şeyi anlatıyor. İşte A takıma bütçelerin %60-70'ini ayırıyorsunuz. Bunu profesyonel yönetecek bir ekip kurmamanızın ne kadar saçma olur. Bu herhangi bir, yani abi futbolu bırak, herhangi bir işletmede böyle bir mantık olabilir olamaz mi ya? Yani çok basit şey departmanları vardır abi. Bir İK departmanı var, iş alacak değil insanlar. Mi? Onu bırak, bir alım satım departmanı vardır. Yani ham maddelerin nereden alınacağı, mesela atıyorum demir çelik işi yapıyorsan bile Çin'den mi alacaksın, Malezya'dan mı alacaksın, Ereğli demir çelikten mi alacaksın, hangi oranda alacaksın? Bunların hesaplarını yapan endüstri mühendisliği denen, işletme denen bir kavram var bunları verimleştirecek. Bununla ilgili en iyi örnek, abi şimdi NBA bu konuda çok daha başarılı. Şu açıdan başarılı, NBA'de şimdi pek çok takım, mesela Fenerbahçe'de transfer yapıyor, işte Beşiktaş yaptı. Ya da Real Madrid'de yapıyor. Parayla dövmek diye bir konsept var. Tabii. Paranla dövebilirsin herkesi. Tabii. Yani parayı verdin mi alıyorsun hatta, abi. Hatta çoğu zaman mesela Gareth Bale transferinde söylemiştim bunu. Yani Real Madrid'in Tottenham'a 104 miydi o zaman? 104 milyon euro vermesi mi gerekiyor Gareth Bale'i almak için? 50'ye de alabilir. O 104'ü vermek onun için bir onör yani. Anlatabildim mi? İlk 104, 100'ün üzerindeki ilk parayı ben verdim kardeşim. Buranın patronu benim demek istiyor. Parayla dövmek böyle bir şey. Ve kulübün büyüklüğünü artırıyor. Anlatıyor. Fakat şimdi bunu yapabilecek kulüplerin sayısı da bile artı, onların bile ne kadar büyük problemler yaşadığını görüyor. Barcelona'nın haline bak. Manchester'ın haline bak abi. Parayla döverek de bir yere ya kadar United. Bir yere kadar dövebiliyorsun. NBA'de şöyle bir şey var. NBA'de herkes eşit para harcayabildiği için herkesin limiti belli. Belli oranlarda farklılıklar var ama. Çok ufak ama yani salary cap belli olduğu için herkes aynı parayı harcıyor. O yüzden bu parayı en verimli harcamak önemli. Abi bugün NBA takımlarının
10 milyon dolarlık scouting departmanları var. Yılda 10 milyon dolar harcıyorlar scouting'e. Bugün Türkiye'de bile bak, dünyanın her yerinde var. Türkiye'de bile onlarca raportörleri var. Raporlar yazıyorlar. Genci 16 yaşında, 15 yaşında oyuncular için. Onu bırak 35 yaşındaki Euroleague'de çıkış yapan oyuncular için de yapıyorlar. Çünkü 14 scouting'de herkes şeyi zannediyor, tamam mı? 17 yaşında yeni geleceğin yıldızını keşfedin. Hayır abi. 30 yaşında bir oyuncuyu da scout edebilirsin. Aynen öyle abi. Çok önemli çıkış yapamıştı. Senin yedeğin, sağ bekin yedeğinin yedeği bile olabilir. Fakat o oyuncuyu ister 3 milyon euroya alırsın ama onu 1 milyon euroya mal edebiliyorsan, yani o alternatifte o rolü karşılayabilecek oyuncu 1 milyon euroya mal ediyorsan, sen 2 milyon euro cebinde kalmış başka bir yere harcayabileceksin demektir. Tabii. Ve o zaman 10 milyon dolar harcadığın scouting departmanına şey çıkar. Bir. İkincisi, bu işte Monchi'nin bahsettiği profesyonel yöneticilik, fikirler aynı olmak olmalıdır dedim ya işte, yani konuştuk. Yönetim ve teknik direktörün hedefleri aynı. İkisi de takımın başarısını istiyor. Fakat Jerry West'in çok güzel bir sözü vardır. Efsane Amerikan yönetici. Şey der. Taraftarlar ve camia o geceki maçı düşünür ve çok endişelenir. Teknik direktör, yani koçlar o sezonu düşünür ve çok endişelenir. Ben 5 sene sonrasını düşünüyorum ve çok endişeliyim diyordu. Çok güzel. Yani böyle bakmadığın sürece, yani işte atıyorum bu sene Messi'yi aldın 200 milyon euroya, tamam mı? Tamam, alabilirsin, bütçen vardır, ona göre hesaplarını yapmışsındır, ona göre şey yapmışsındır. Çok yüksek hedeflere gidersin. Ama 5 sene sonra mali durumun ne olacak? Şimdi bak, Türkiye'deki genel tablo olabilir mi olamaz mı buradan anla. Şimdi kötü bir şey çiziyoruz ama düzeltilmesi çok kolay esasında. Öyle bakmak lazım. Bak gene işte şey, ağlıyorlar değil. Bakın neyi düzelteceğiz, onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de teknik direktörlerin görevde kalma süresi 5 ay. Yöneticilerin transfer, 2015'ten beri transfer yapamayan kulüp var Türkiye'de. Dünyanın acayip paralarıyla oyuncular satmış. Eskişehir Spor mesela inanılmaz oyuncu satmış. Zamanının Denizli Sporu, Manisa Sporu. Acayip oyuncular satmış. Ama batmış. Şu anda batık olan kulüpler var. Şimdi bunların nasıl olduğunu anlamamız lazım. 5 ay ortalamalı teknik direktör. Yöneticiler zaten geliyorlar gidiyorlar. Nereye gittikleri, ne oldukları belli değil. Planlama yapacak kimse yok içeride. Yani teknik direktör önümüzdeki yılın yönetici 5 yıllık, sportif direktör 2 yıllık planlama yapacak. Zaten sportif direktör diye bir şey yok. Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geldiğinde bunun işin ne olduğu belli değil demişti. 6 ay sonra da zaten Fenerbahçe teknik direktör oldu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bir planlama yapmamız lazım. Planlama yapmayınca ne oluyor? Bugünün mesela bu kapattığımız... Aykut'a çok güldüm pardon. Çok komik ama. şu andaki duruma. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörleri, Trabzonspor teknik direktörünü de dahil edelim, transfer yapamamaktan şikayetçi. Ve bu şikayetleri çok ciddi anlamda anlatıyorlar. Diyorlar ki yönetim yapamıyor diyorlar. Şimdi, bunlar var. Fenerbahçe teknik direktörünün sesi çıkmıyor çünkü orada da acayip bir transfer yapıldı. 18 oyuncu geldi, 12 oyuncu gitti vesaire. Bizim 80'lerde hatırla gazetelerde, işte o dönemin ünlü gazetelerinde biz transferi takip ederdik büyük bir heyecanla doğal olarak. Fenerbahçe yeni kadrosuyla poz verirdi, böyle 50 tane oyuncu almış. Sonra yıllık gibi değil mi? Evet, sonra Mart ayı gelirdi, oyuncuların yarısı gitmiş. Çünkü bunlar bir plan program içinde yapılmıyordu. Bugün için plan program içinde yapıldığını düşünüyorum. Belli oranda olabildiğince, ama gene de bu oyuncu sirkülasyonu ve 3 yıldır verilen kararlara bakarsan Fenerbahçe özelinde, işte önce bir geleceğe yatırım kokuyla başlayan, sonra ya geçmişe bir yatırım, ya bizim Ersun Hoca her şeyi ayarlar esasında, anlık daha böyle şeyleri çözebilecek, hemen oldu bunlar. Şimdi de geleceğe yatırım, abi biz bir kendi içimizden çıkmış bir Türk hocayla ama tecrübeli oyuncularla, yaşlar da dalgalanıyor, yani transfer ettiğin oyuncuların yaşları da dalgalanıyor. Bir anda fikir değiştiriyorsun. Şimdi Ali Koç ve yönetimi, bu insanlar iş insanı ve dolayısıyla çok esnek, hızlı karar verebilme gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Kendi yaptıkları işlerinde, banka yönetirken, işte başka bir iş yerini yönetirken vesaire. Bir taraftan da geleceği planlamaları gerekiyor. Şimdi burada Ali Koç bence kendi yaşadığı, çalıştığı sektörlerle futbol sektörünün, yani Türkiye'deki futbolun arasında kaldı. Halbuki ondan beklenen o kendi yaşadığı sektördeki doğruları olduğu gibi Türk futboluna getirmesiydi. Herkesin doğru, beklentisi doğru. Oydu. Burada bir yalpalama var. Bu açıdan Erol Bulut en çok eleştirilen, Fenerbahçe'de şu anda en çok eleştirilen ismin en doğru isim olduğunu düşünüyorum ben. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bu kadar çok oyuncu gidip gelirken bir tane sabit bir şeye ihtiyaç var. O sabit şey de Erol Bulut'un futbol anlayışı. Yani buraya gelen önce Erol Bulut'un bir lafı var. Diyor ki, kardeşim her oyuncu geliyor, ben çalışmalara baştan başlıyorum. Ne öğretmiş? Çünkü ne oynayacağımızı takıma öğretmemiz lazım. Ne kadar tecrübeli, bilen oyuncu olsa da öğrenmesi lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe, normalde ben Erol Bulut'un esnek olmamasından,
şikayet ederdim ya da endişem oydu. Şu anda da katı olması bence Fenerbahçe'nin avantajı. Çünkü bu kadar oynak zeminlerde katı bir şablona ihtiyaç var. O da Erol Bulut gibi geliyor bana. Ortam bu kadar değişkenken bir tane sabit. Sabit, ciddi bir sabite ihtiyaç var. Monchi'nin söylediği çok önemli başka bir nokta daha var. İşte biz hani parayla mücadele edemeyiz Premier Lig'in paralarıyla. O yüzden verimlilikle mücadele etmeliyiz. Doğru. Bu verimliliğin en tepe değil en alt kademelerde de ne kadar onun önemli olduğunu bence bir kere daha hatırlamak lazım. Ve kısa vade, orta vade ve uzun vadeyi profesyonel yöneticiler çok daha net şey yapabiliyor. Doğru. Çok daha net görebiliyor. Çünkü yöneticiler, teknik direktörler tabii ki sen dedin ya 5 ay. Abi adam 2 ay sonrasının ne olacağını merak ettiği dolayısıyla için. Dolayısıyla tecrübeli, bilinen, ona çok bir şey öğretmesi gerek olmayan oyuncular transfer etmek zorunda. Aynen. Hızlı bir şekilde. Ya da istemek zorunda onu. Diğer taraftan ise şey var. Bu daha orta vadeli düşünen yönetici de en azından bir mali tablo çıkarıyor. Önümüzde 2 senede ne olur? Bu oyuncu maaşları nereye gideriz falan demesi gerekiyor ama. Ama ne oluyor? Her bir transfer bir şampiyonluk gibi kutlandığı için doğal yöneticilerin de gözünü boyuyor abi. Doğru. Abi bugün Türkiye'de mesela benim hatırladığım en şey el üstüne tutulan yönetici Haldun Üstünel'di. Bir yere gittiği zaman birini getirdiği zaman sanki şampiyonluk kazanılmış gibi seviniyordu. Çünkü transfer kadar camiaları mükemmel. Şu anda da Emre Belözoğlu çok övülerek. Umuyorum belli bir plan çerçevesinde yapılmıştır. Çünkü şunu unutmamak lazım. 2 sene önce de Komolli için aynı büyük gümbürtüyle kutlamalar yapılıyordu. Ondan önce de Robin van Persie ya da Nani transfer olduğunda da vay işte Messi ne zaman geliyor ruh haline bürünmüştü. Öyle olmuyor. Umuyorum bu sefer Emre Belözoğlu, Erol Bulut da belli bir plan içinde yapılmıştır. Çünkü iyi olmasına rağmen hiç itiraz, Robin van Persie transfer olduğunda nasıl itiraz edeceksin Robin van Persie'ye? Yani İngiltere tarihinin en özel oyuncularından biri şu anda da yorumcu. Yani düşün bir İngiliz olmayarak İngiltere'de futbol yorumu yapıyor. Vallahi marka isim yani. Sen ayrıca seversin. Arsenal'de abi Arsenal'de 3 sene yattı sakat onu şey yaptı. Bir sene iyi oynadı sonra hemen sattı bizi. Haklı bir şey demiyorum yani sonuçta o kendi iletleriyle doğrusuna doğru yere gitti. Ya bu, üzüldüm ben. Bunlarla ilgili güzel örnekler var mesela itiraz edemeyeceğimiz ama yaşlı şimdi Loic Remy geldi. Hakikaten şaşkınlık verici bir transfer. Umuyorum olur çünkü çok benim beğendiğim oyuncu 33 yaşında. Tete ve Babacar bunlar parlak oyuncular bunlar gene 30 yaş altı ama Aaron Lennon, Mam Diouf, Kevin Miralas işte Perotti vesaire gibi 30 yaş üstü daha otomatik isimler var. Yani ismiyle şampiyonluk alan. Yani ismi şampiyon olan. Ama, yani kupası ismi olan. Ama o tip oyuncuların yeterince iştahlı kalmasına çok dikkat etmek lazım. Çünkü bazı oyuncular kendi içinden kendi dinamikleriyle iştahlı kalabiliyor. Bazıları biraz hafif emeklilik kafasına girdiği zaman çok kötü ters tepebiliyor. Bütün konu bir de geldiklerinde karşılaştıkları şeye verdikleri tepki önemli. Doğru. Yani ya burada hiçbir düzen yok kardeşim ben ne yapacağım burada yatarım 3 ay 5 ay paramı da alırım alamam giderim diyen var. Bu geldiğinde burada bir problem gördüğünde ki görecek. Bunu mesele edip bunu çözmeye çalışan kişilikler var bir de. Ya biz Hacı'ya itiraz etmiştik 30 yaşında transfer olduğunda düşünsene. Scouting, yaşlı diye. Scouting ile ilgili en önemli şey de o biliyor musun? Oyuncunun özelliklerini iyi bir göz anlayabilir. Fakat oyuncunun kişilik özelliklerini anlamak için scouting arkadaşlarıyla, çevresiyle, onu tanıyan gazetecilerle uzun uzun konuşup o kişilik özelliklerini belirlemek de burada nasıl reaksiyon vereceğini, saha içinde değil, saha dışında nasıl reaksiyon vereceğini öğrenmek için çok önemli. Zihninin ne kadar fit olduğu önemli. Tabii, ve uygun. Fit ve uygun. Tabii çok en son gün çok konuşulan oyunculardan biri Perotti. Fenerbahçe Perotti transferini belki ilk transfer olarak bekliyordu. En son transfer olarak geldi. Bu oyuncu bu Monchi ile de bağlantısı da olan Roma'dan geldiği için enteresan bir oyuncu Perotti. Yani şöyle kapasite olarak şöyle anlat. Yani potansiyel olarak şöyle anlatmak lazım. İlk milli takıma çağrıldığında Arjantin milli takımına İspanya'ya karşı oynadı Madrid'de. Yerine girdiği oyuncu kim biliyor musun? Messi. Yani Messi çıktı, Perotti girdi oyuna. O potansiyeli Arjantin milli takımında tamamlayamadı. Ama kolay bir şey değil tabii. Orada kimler dışarıda kalıyor. Yani Tevezler oynayamadı, Agüero'lar belli oynayamadı. Kimler dışarıda kaldı yani? Bir ara forvet ağırlıklı oyuncuları sayıyorsun. Dünyanın en iyi 20'sinden 7 tanesi evet. Son orada. Ya düşün bizim şimdi bizde milli takımda olsa daha 10 yıl daha bizim milli takımda oynayamayacaksa 10 yıl daha oynasın diyeceğin Sosa var mesela değil mi Arjantinli? Şimdi Biglia geldi burada Fenerbahçe maçında ders veriyor. Yani şimdi ikinci golde Lemos kızılıyor Fenerbahçe savunmasında ama o top oradan Karagümrük orta sahadan Fenerbahçe doğru baskı yaparken nasıl çıkardı ona bakmak lazım. Orada Biglia'nın geçen hafta söyledim ya seyredin lütfen diye hakikaten oyuna nasıl ağırlığını koyduğunu nasıl oyunu dikte ettirdiğini görüyorsun oradan çıkarken ki Biglia'yı
Anderlecht'ten hatırlarlar. Seyircilerimiz Fenerbahçe karşısında oynamıştı. Fenerbahçe Anderlecht'i yenmişti. Elemişti Şampiyonlar Ligi'ne girerken. Biglia o zaman ya demiştim acaba yanlış bir tercih mi bu? Yani bu oyuncu çünkü Inter'le falan o dönemde adı geçiyordu. Acaba olur mu olmaz mı falan. Oyununu nasıl büyüttüğünü işte kendisini dert eden oyuncu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biglia belli ki dert eden oyuncu. Yani oyunu yönlendiriyor. İçeride teknik direktörlük yaptığını görüyorsun adamın. Şimdi Perotti'yi iki tarafına da bakabiliriz. Bir tarafında yüksek potansiyeli vardı her zaman için. Ve çok acayip şeyler de yapabilen bir oyuncuydu. Mesela o ünlü hani herkes Adribin'e anlattığı o Rabona ile attığı gol falan var. Böyle hakikaten çok değişik. Ama bir taraftan da işte ne kadar motive ve sağlığı ne kadar izin verecek. Çünkü çok ciddi sakatlıklar da geçirdi. Fenerbahçe'nin çehresini değiştirebilecek bir oyuncu Perotti. Umuyorum bütün soru işaretlerinde olumlu cevaplar vardır. Gördüğüm kadarıyla ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin öyle bir ortamı olacak mı sence Perotti? Yani avantaj şu olabilir. Bir kaosun içine girmiyor. Kadro olarak bir kaosun içine girdi. Çok fazla yeni oyuncu var. Ancak oyun olarak belirgin bir oyun var. Yani hep onun altını çiziyorum. Futbolda bugün en olmazsa olmaz şey teknik direktörün metodu oyuncuların önüne basit bir şekilde koyması. Kardeşim senden iki şey istiyorum. Şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. Ben sana zaten pas angle'larını, açılarını sağlayacağım, merak etme. Top senin ayağına geldiği zaman senden şunu ya da şunu yapmanı istiyorum gibi basit metotlar koyabilirse ve sağlığı da yerindeyse Perotti'nin yapabilir. Bir avantaj da şu, attacking midfield bölgesinde 3 bölgeyi de oynayabilir. İki ayağı da var. Merkezde oynayabilir, iki kanatta oynayabilir. Buradaki soru işareti zihnen ne kadar hazır? Bir de sakatlıkları ne ölçüde atlattı? Zihinsel ve fiziksel olarak. Evet. Şimdi bu transferlerle ilgili tabii isim isim çok konuşulabilir ama yani vakit yetmez. Genel çerçevenin altını çiziyoruz. Perotti de özel bir transfer olduğu için onun altını çizdik. Bu ligimizi nasıl etkileyecek? Birkaç yönü var bunun. Mustafa Cengiz'in açıklamaları var mesela. Galatasaray transfer yapamadığı için çok ciddi bir tepki oldu. Fenerbahçe'de şok yaptığı için taraftardan. Dolayısıyla bu limitler nasıl aşılıyor vesaire diye isyan etti. İşte Fenerbahçe'nin transferiyle. Fenerbahçe burada kar açıkladı. Fenerbahçe kar açıkladı. Eğer bu hesaplarda bir yanlışlık varsa bunu maliye bakar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu bakar. Kimse bakmıyorsa UEFA bakar bir gün. Yani UEFA nasıl Trabzonspor'a kardeşim kusura bakma. Sen bu sene gelme dedi. Şimdi burada demin bahsettiğim oyunun genel akışıyla alakalı olduğu gibi ligin genel akışıyla ilgili de bir konsensüse ihtiyaç var. Lig birlik demek. Peki birlik hareket etmiyoruz ama. Etmezsen olmaz. Malo çünkü. Mal var, lig. Mal yani senin attığın gol değil. Tamamı. Bunu anlamadan olmayacak. Dolayısıyla Mustafa Cengiz'in açıklamalarını anlıyorum neden olduğunu. Ancak itiraz etmemiz gereken şey şu esasında. Herkes açıklasın. Tamam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Borsa'ya kote olanlar açıklasın da hiç hesap kitap tutmayan, bakkal defteri gibi tutan, Avrupa'ya gitme zaten hedefi olmayan kulüplerin açıkladıklarına nasıl inanacağız? Orada bir standartı, abi denetleme mekanizmalarına güvenmiyoruz ki ve var mı yok mu onu da bilmiyoruz ki. O yüzden bir standart yakalamak çok zor. Yok. Yok. İşte mesele bu. O yüzden hani taraftar bize kızdığı zaman tepki koymayalım. İşi kurarken doğru yapalım. Yoksa bak işin gideceği nokta şu. İspanya bile risk altında dedim. İngiltere Ligi dışında hiçbir şey seyredilmeyecek dünyada. Abi zaten İş oraya gidiyor yani. Eğer uyanmazsan hele yeni Avrupa kupaları şimdi Türkiye Futbol Federasyonu statü değişikliği yaptı geçen hafta. Yanlış statü olduğu için mecburen değiştirdiler. Sevgili Emrah Kayalıoğlu bir haber yaptı. Dedi ki haberinde hani bizim statüde Avrupa kupalarına katılımla ilgili maddeler şunlar işte 3. 4. şuraya gidecek Avrupa Ligi'nde öyle olmayacak ki seneye dedi. Değil mi? O nedir tam olarak? UEFA Konferans Ligi diye bir 3. kupa kuruluyor. Yani Şampiyonlar Ligi ne kadar başarılı bir projeyse geri kalan hepsi de o kadar başarısız projeler. Ne yapmaya çalışıyor? Bir Konferans Ligi kurdu. Dolayısıyla oraya daha güçsüz takımları atmak istiyor. Ve Europa Ligi de canlandırmak için daha kuvvetli takımlar olsun istiyor. Filtrelemeye çalışıyor. Yalnız burada şöyle bir problem var. Sen dedin hani İspanya Ligi için bile risk var. Abi son 2 senedeki Avrupa kupaları şeyimize bakıyorum, çetelemize. Korkunç durumdayız abi. Yani biz kendi aramızda güzel, iyi, hoş, eğlenip duruyoruz da kendi ligimizde işte transfer görüşmeleriyle ilgili olarak birbirimize laf ediyoruz. Avrupa kupalarındaki takımlarımızın durumu geçtiğimiz yani tarih boyunca özellikle işte 90'ların ikinci yarısından itibaren takımlar belli bir seviyeye atladıktan sonra abi şu son 2 senedeki performans korkunç ötesi değil mi? Peki bu yabancı sınırlamasının kalkmasıyla
tırnak içinde söylüyorum, senden alıntı yaparak alakalı olabilir mi sence? Yani çünkü ben mesela yabancı sınırlamasını savunan birisi olsam Avrupa'daki başarısızlıklara bak, bak oradan ondan oluyor işte derim. Ama yani daha güzel bir argüman olarak kullanırım onu yani. Ama şöyle bu son iki sene için geçerli. Ondan önce yabancı sınırlaması arttıkça takımların başarısı artmamış mıydı sonuçta? Yani orada direkt bir şey yok, bağlantı yok. Hatta hani sınırlamanın çok kuvvetli olduğu dönemde Avrupa'da çok başarılı olduğumuz işte Galatasaray'ın çeyrek final, Fenerbahçe'nin yarı final oynadığı bir dönem de var. Daha yeni yani. Yeni dediğim 7-8 sene oldu ama bari o bir dönem var. Ondan önce de çok eskiye gitmeden 3 sene önce de çok önemli yabancı ağırlıklı takımların işte Beşiktaş'ın falan çok başarılı olduğu Avrupa Kupaları. O da var. O da var tabii. Yani bu yabancı sınırıyla direkt yani belli tabii ki ilişkisi var ama direkt korelasyondan gelen yabancının kalitesi ve takımların organizasyon kalitesi. Abi bu kadar yani uçurumdan aşağı düşmezsin abi. Yani 3-4 basamak değil. Yani bir basamak değil. 3-4 basamak düşmüş gözüküyor. Bu da deminki lig kalitesiyle ilgili söylediklerimle aynı sebepten kaynaklanıyor. Plan yapmadan kısa, orta, uzun vadeli plan yapmadan başarılı olmanın imkanı yok. Ve bizim mutlak olarak buradaki yetkileri bölüştürmemiz lazım. Bak çok ciddi olarak söylüyorum. Beşiktaş'ın şu andaki başarısızlığında Çağdaş Atan'ın yani Sergen Yalçın'ın kulüpten ayrılmasının çok ciddi rolü var. Yani çok önemli. Yardımcılar da çok önemli. İzleme komitesi de çok önemli. Vesaire vesaire vesaire. Bu direkt çıkar çatışması yaratıyor abi eğer o görevleri ayırmazsın. Kesin. Bu hafta yurt dışındaki oyuncularımız da temsilcilerimiz de gayet iyi performanslar evet. gösterdi. İlk golünü attı Burak Yılmaz. Zeki Çelik inanılmaz bir gol. Burak'ın da golü çok güzel. Yani vücudunu kullanarak, fiziğini kullanarak hala Fransa gibi çok özel bir ligde yani fizik olarak çok özel bir ligde attığı gol az bir gol değil. Hakan Çalhanoğlu da iyi gidiyor. Şimdi milli mesai de başlıyor. Ne düşünüyorsun takımla ilgili? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Zeki çok ciddi bir örnek, onu söyleyeyim. Yani Türk futbolcularına örnek olacak. Çok özel yetenekleri yok ama acayip bir profesyonelliği var. Ve gitti çok zor bir ligde, çok zor bir pozisyonu çok iyi oynuyor. Ve dünya piyasasında yer etti. Burak Yılmaz da başka bir iyi örnek. Yani birisi genç gitti, birisi de emekli olabilecek yaşta gene çok zor bir ligde fiziğiyle oynuyor. Bunlar Türk sporcularına örnek olacak. Arkadaşlar bakın her şey mümkündür dediğiniz tablolar. Bunun altında profesyonellik var abi. Ben aynı şeyi örneği Cedi için veriyorum, Cedi Osman için. Cedi Osman herhangi bir şeyi çok 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 özel yapan çok çok özel bir yetenek değil ama çok iyi bir profesyonel oldu. Çok iyi çalıştı. Her alanda kendini geliştirdi. Çok pozitif oldu. Çok pozitif. Abi en Cleveland'ın en bunalım zamanlarında ki şampiyonu oynarken de çok bunalım zamanlar geçirdi. Şimdi ligin dibindeyken de çok bunalım zamanlar geçirdi. Evet. Ama hep pozitif yaklaşarak kendisine ve takımdaki katkısına şu anda çok önemli bir yerde önemli bir kontrat alıp oynamaya devam edebiliyor. Doğru. Sadece yeteneğiyle değil bu. Profesyonelliği ve zihniyetiyle. Ben Hakan Çalhanoğlu'nda da özellikle İbrahimovic geldikten sonraki yükselişi. Gerçi şu anda İbrahimovic ile oynayamıyor ama takımda zihnen oturdu. Yani yetenek. Ben anlamıyordum yani Hakan Çalhanoğlu'nun neden tercih edildiğini açık söyleyeyim. Çok yetenekleri olan bir oyuncu ama sahaya koyamayan bir oyuncuydu. Milan gibi zor bir yerde ve zor bir takımın içinde kendini göstermeye başladı. Şimdi bu oyunculara bakınca milli takım için ümitleniyorum. Ancak şöyle bir durum var. Geçen sene savunma ve kaleci açısından ümitleniyorduk. Ön taraf çok iyi değildi. Şimdi ön taraftakilerde bir ciddi yükselme var. Arka tarafta biraz işler oynamaya başladı. Yani Uğurcan geçen seneki performansında değil, Mert geçen seneki performansında değil. Altay'da bir yükseliş var ama hemen onu alamazsınız oraya. Kaleci. Şimdi savunmacılara bakıyoruz. Melih çok acayip bir sezon geçirirken sakatlandı. Çağlar belli bir standarda oturttu ama geçen seneki seviyesinde mi bilmiyorum. Ozan da hep çok özel bahsedilen bir oyuncu ama zor bir takımda şu anda. Yani çok zor da bir dönemden geçti. Çok zor bir dönemde. Dolayısıyla hani arkadaki oyuncularda Dorukhan çok iyiydi. O sakatlıktan yeni çıktı. Şimdi arkada bir problem var. Milli takım açısından da Şenol Hoca'nın bunu nasıl ele alacağını merak ediyorum. Çünkü iş bir anda değişti. Biz geçen sene Avrupa Şampiyonası ertelendiğinde dedik ki oh sakatlarımız dönecek daha iyi gideriz. Ama yüksek performanslarda sanki biraz performans düşüşü var. Umuyorum bu sezonun yeni başlamasıyla alakalıdır. Esas şampiyonaya geldiğimiz zaman tabii çok daha önemli olacak ama bu maçlarla ilgili de onların performansını görmek açısından iyi bir sınav olacak. Kesinlikle. Diyelim. Şimdi ben sana esas heyecanlı kısma gelelim diyorum. Ne olacak? Lakers-Miami eşleşmesi. Bir de şunu merak ediyorum. Yani Miami'nin çok önemli savunma ve hücum liderleri problem yaşıyor. Buna rağmen sen onların bu kadar iyi mücadele edeceğini yani iki maçlı bir maçı aldılar bir maçta da sonuna kadar getirdiler bekliyor muydun?
Ya şöyle, ben Miami'nin iyi bir eşlik, yani herkesin beklentisinden, çünkü Lakers çok daha yüksek profilli bir takım. Yani serinin en iyi, basketbolda biliyorsun bir oyuncu çok daha büyük tabii fark yaratıyor. Serinin en iyi iki oyuncusuna Lakers sahip olunca Anthony Davis ve LeBron. Hangi seçecek? MVP mi? Vay, kritik yeri sordun. Abi şu ana kadar çok yakınlar. Ama Davis'in etkisinin şu ana kadar, yani oyunu kırma, galibi belirleme olarak biraz daha fazla olmuş. Tabii ki LeBron oyunun o kadar merkezinde, o kadar lider bir karakter ki onun yaptığı her şey oyundaki rakip ve kendi takımda her şeyi etkiliyor. O yüzden onun büyüklüğünü, onun yıldız etkisini, yani güneş sisteminin güneşi gibi asla yatsıyamaz. Ama maçı kıran, asıl belirleyici işleri yapan, çünkü bu seriyi eğer kazanacaksa şu anki görüntüde Lakers savunmasıyla kazanacak. Ve savunmanın lideri ve savunmada en büyük fark yaratan oyuncu Davis. Üçüncü maçı çok kötü oynadı. Foul problemi de girdi. Oynayamadı da zaten o dönemde bir süre. Sonra da hiç oyuna giremedi. Kafa falan dağıldı. Felaket oynadı Davis. O maçı kaybettiler ama o maçı LeBron da çok kötü oynadı. O yüzden diğer üç maçta kazandıkları maçlara bakıyorsun. Maçta en belirleyici şeyleri. Yani rakamları birbirine çok yakın çünkü. Yani 27 sayı, 25 sayı ortalamayla oynuyorlar. İkisinin de yüzdeleri çok iyi. Davis'in biraz daha iyi. LeBron biraz daha fazla asist yapmış doğal olarak. Yani hani performansı rakamsal olarak kıyaslarsan çok fazla fark yok. Ama belirleyici hareketleri, yani belirleyici farkları yaratan yerlerde Davis'in bir tık daha fazla önde olduğunu düşünüyorum ama son maçta, yani daha bitmedi çünkü seri. Serinin kalan maçlarında bir maç mı kaldı, iki maç mı kaldı bilmiyoruz. Onlar da ne yapacağı... 4-2 canım, onu söyledim ben maçta. Abi belli değil, 4-1 bitirip 3-1'e geldi çünkü. Ama Miami'nin de özellikle ilk maçta çok ezdi Lakers ama ondan sonra net bir şekilde rakip olabileceğini, başka şeyler yaparak, yani o yıldızların yarattığı, iki tane sahanın en iyi oyuncusunun yarattığı farkı başka yerlerden kapatıp Lakers'ın diğer oyuncularının üretmekte zorlanmasını nasıl kullandığını da gördük. Keşke tam kadro olsalardı, iyi bir tartıya oturtabilseydik. Lakers evet daha ağır basıyor gözüküyor, onlar oynasaydı bile. Ama tabii şimdi mesela Goran Dragic'in yokluğunda biraz kendik Nan'la oynamaya çalışıyorsun. Abi Nan hücumda Dragic'in verdiği bazı şeyleri vermeye çalışıyor. Yüzde kaç fark ederdi? Abi onu söylemek çok zor ama şu geçerli, Nan'ın yarattığı dezavantajları yaratmazdı. Goran Dragic'in getirdiği bazı artları getiriyor ama büyük dezavantajlar da yaratıyor. Yani bir yerden, bir yeri yamarken bir yerden su almaya devam ediyorsun. O yüzden olsaydı keşke ölçebilirdik ve açıkçası çok daha görünenden çok daha çekişmeli bir seri geçecek gibiydi ki aslında bakarsan ilk maç dışında oldukça da çekişmeli bir seri oldu. İşin çok ilginç yanı, Miami'nin en iyi oynadığı maç ikinci maçı da kaybettiler abi. Ama eksikler olunca tabii tam bir tartıya koymak zor ama Lakers'ın daha iyi olduğu da kesin. Onu peki Anthony Davis MVP seçilirse tarihin en iyi takaslarından biri olarak değerlendirilebilir mi alınışı? Değerlendirir tabii ya. Ama abi zaten şimdi yani futbolda da çok büyük yıldızlar ama basketbolda bir tane süper yıldız dediğin oyuncu çok şey değiştiriyor. Bir takımın kaderi, abi ortalama bir takıma yolla bir tane süper yıldızı, abi direkt favori falan olmaz ama şampiyonluk için iddialı hale gelebilir. Yok, futbolu öyle değil. Basketbol acayip. Bir kişi çok şey değiştiriyor. Yani. Çünkü futbolda bir kişi çok değiştiremediği için o da kendi yeteneklerini bir süre sonra psikolojik olarak yıkılıp gösteremez hale geliyor. Abi en basiti ki hani oyunun dinamiklerini bir kenara bırakıyorum. Çok daha skor temelli bir oyun olmasını basketbolun. Abi bir tarafta kalecileri çıkarırsak 10 kişi oynuyor. Bir tarafta 5 kişi oynuyor abi. İki kat, hiçbir şey olmasa iki kat fazla fark yani. Alan. Alan çok dar. Skor. Elle oynuyorsun. Tabii. Diyoruz. Diyoruz. Evet, geldik yemek sepeti bana bile haftanın fırsatlarına. Bu haftanın fırsatları sportif fırsatlardan önce yemek sepeti bana benim fırsatları neymiş ona bir bakalım. Geçen haftaki muazzam kampanyadan sonra bu haftada bakalım. Abi biliyorsun bölgeye göre değişiyor. Evet. Yani stoklara göre. Abi hep kuru yemişe gidiyor benim gözüm nedense. Bir de pahalandı yani fırsat olarak almak gerekiyor şu aşamada. Tamam. Abi kuru yemiş ve içecek olarak ben paket yaptım. Bir şey istiyor musun? Ben de biraz bisküvi tarzı bir şeyler rica edeyim. Dur abi. Fırsat varsa ucuza. Okeydir. Bu arada Euroleague'de fırsatlarımız var değil mi? Evet. Bu hafta, geçen hafta Euroleague başladı. Efes biliyorsun şampiyonluk adayıydı ama çok iyi başlamadı evet. Zenit'e yenerek. Bu hafta İstanbul derbisi var. Evet. Bir de iyi başlayan Fenerbahçe Beko'yla beklediği gibi başlayan Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bir de Atina derbisi var. Bir de Atina derbisi Atina var. Pire. Evet. İstanbul ve Atina derbileri, arka arkaya oynanacak. Biri Perşembe, biri Cuma günü. Tabii ki Lakers-Miami. Lakers-Miami serisi. Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan sabaha karşı 4'te şampiyon belli olabilir eğer Lakers kazanırsa. Ya da pazar. Evet. Fransa-Portekiz maçı var UEFA Uluslar Ligi'nde. Bu da seyredilmesi gereken. İngiltere-Belçika için ne diyorsun? Çok ilgi çekici bence. Yani iki İngiltere. İngiltere Premier Lig, A Premier Lig, B İngiltere ve İngiltere maçı. Evet.
Almanya Grand Prix'si var. Bu arada Türkiye Grand Prix'si de seyircisiz yapılacak. 100 bine yakın bilet satılmıştı. Ama hepsini sağlık. Geri ödenecek. Hiç her zaman Mayıs'ta baharın sonunda izlemeye alıştığımız Roland Garros finali bu sefer sonbahar başında. Evet, sonbahar ortasında. Neredeyse paltolarla oynanacak yani. Bu hafta sonu Roland Garros tek bayanlar ve tek erkekler finali ve var. Ve meraklısı için de Giro d'Italia var. Evet. Haftanın günah keçisine geçelim hızlıca. Başakşehir korkunç bir gruba düştü. Yani Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynayan Paris Saint Germain'de Leipzig, UEFA yarı finalinde oynayan Manchester United'la aynı gruptalar. Allah kolaylık versin diyeceğim yani. Ve Başakşehir ilk 4 hafta gol atamadı abi. Gol atamadı ve işlemiyor sistem. Ve Okan Buruk zannediyorum bulamadı problemin ne olduğunu. Sistemsel mi diyorsun, dönemsel mi? Çok önemli bir konu çünkü. Yani ben klişenin yokluğunu, orayı dolduramamış olmalarını, bir oyuncu lideri bulamamalarını sistemi etkileyen temel bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ve oradan kaçak yaptı. O kaçak her yere yayılıyor gibi. Psikolojik olarak da etkiliyor. Hepsi birlikte. Yani Okan Buruk'un bir an önce çözümü, yani teşhisi doğru yapıp çözüme geçmesi lazım. Bu arada günah keçisi demişken Manchester'ın durumu da çok iyi değildi bu hafta. Yani Manchester United, Tottenham yani hak ettiler bu yenilgiyi, onu söyleyeyim. Şeylere baktım, gol beklentilerine 3.5 Tottenham, 0.9 Manchester United. Yani oyun nasıl geçmişse skor da öyle olmuş. Ama Liverpool Aston Villa'da aynı durum söz konusu değil. 1.6 gol beklentisi Liverpool, 2.7 gol beklentisi Aston Villa, 18'e 14 şut. Yani esasında dengede giden bir maçı Aston Villa iyi bitiricilikle kazandı. İyi denk getirmiş. Evet. Şey ne diyorsun? Ama peki... Manchester United'da 5 şutta 22 şut var yani. Cavani peki istenen çözüm olacak mı? Cavani çok özel oyuncu ama bunlar yani olmayacak gibi geliyor bana. Yani bunlar hani bir son anda eyvah boğuluyoruz sarılışları gibi. Alexis Tellez transferdeki zavallı. Bu arada Aston Villa'da bir takımın taraftarı olduktan sonra o takımın oyuncusu olmuş Jack Grealish de 2 gol 3 asistle Birmingham doğumlu değil mi? Birmingham doğumlu. Herhalde hayatının en güzel gününü yaşamıştır. Yani mahallede çok güzel pub'da falan çok iyi karşılanmıştır. Ve abi kendisi de ne kadar keyifli düşünsene yani. Tabii ki. Muhtemelen çocukken bunun hayaliyle buna benzer bir hayalle yaşadı sürekli yani. Doğru. Büyük kahraman. Bir başka kahraman da James Rodriguez, Dominic Calvert-Lewin diye not almışız ama ben Ancelotti'yi de yeniden geçen hafta konuşmuştuk. Onu bahsetmezsem olmaz. James yapan adam yani. Real'e transfer eden de oydu. Burada da uçuyor oyuncu. Ve Ancelotti dışında da James yok. Hiç gösteremedi yok, kendisini ya. Yok. Atalanta da haftanın kahramanlarından o da biri. Gasperini hakikaten büyük işler yapıyor. Çok sıradan ortalama oyuncular bana kalırsa ama oyun çok yüksek. Ve ne kadar yüksek gol ortalamasıyla, gol oranıyla ve şeyle oynuyorlar. Yani bu izlemesi de ayrı bir keyif. Şunu merak ediyorum. Başka kulüplerde de bu oyunu oynatabilir mi acaba? Yoksa denk mi geldi? Çünkü bazen çok heyecanlanıyoruz. Ah birisi bir oyun getirdi, yaşasın diye. Sonra o hoca hani, çünkü Gasperini daha önce çalışmaları da vardı. Bu seviye yoktu hiç. Bazen yıldızlar, gezegenler çok güzel dizilebiliyor. Değil abi. Mi? Aynen öyle. Hele bu kadar yüksek gol ortalamalı bir takımı yaratmak için birçok olumlu faktör. Tabii ki Gasperini'nin bunda hemen hemen her yerinde etkisi vardır ama hepsinin bir araya gelmesi de öyle kolay olmuyor. Yani sadece birkaç faktörle bağlı. Çok ilginç. Böyle ikinci şansını, üçüncü şansını iyi değerlendiren çok fazla oyuncusu var. Yani bir başka kahraman da Londra maratonunu sprintle bitiren Kitata değil mi? Bir de yağmurda falan böyle ama abi 42 kilometre 50 metre koymuşsun, son 100 metrede deparla bitirmek de nasıl bir güç kaldıysa, inanılmaz bir finali var onun da Londra maratonunun. Kitata'yı tebrik etmek lazım ki bütün Kenyalıların önünde bitirmeyi başardı. Evet. Bir soru cevaba geçelim mi? Geçelim abi. Evet, Yemek Sepeti Bana Bir ile Bir Soru Bir Cevap hashtag ile etiketiyle bize yönelttiğiniz soruları cevaplayacağız. Lütfen soruları sormaya devam edin. Çok keyif alıyoruz, onu söyleyeyim. Fikret Esmeler sormuş. Sizce touch atışlarının ayakla kullanılması futbolun ruhuna daha uygun değil mi? Ne diyorsun? Bence daha uygun ya. Çok durduruyor galiba. Yani serbest vuruş gibi oluyor ya. Doğru. Dolayısıyla herkes diziliyor, stoperler çıkıyor falan gibi. Bir dezavantajı var. Dezavantajı var ama ruhuna daha uygun. Gerçi bu hafta Pereira neredeyse onun gibi bir taç atışına Kampi'ye golü attırdı. Yani inanılmaz bir şeydi. Peki Batuhan Bayram sormuş. Sizce futbolda faulün gerçekten bir cezası var mı? Basketboldaki gibi belli sayıda yapılan faul sonrası 5 dakika oyun gibi, oyun dışı gibi bir ceza verirse nasıl olur? Yani bu esasında mavi kart denediler Almanya'da. Yani sarı değil, kırmızı değil, araya bir mavi kart verip işte 10 dakika kenara bekledi. Oyunu hokey gibi böyle savunmaya çekildi herkes.
yapamadılar onu. Ama bu faul işini çözmek lazım. Bu ama cezadan çok ortak bir konsensüsle çözülebilecek bir şey. İngilizler bunu yaptılar. Boşa kendinizi yere atmayın, gereksiz faul yapmayın diyerek, yani oyunun ruhunu değiştirerek. Seyirci protesto etti kendini yere atanları falan. Bence daha çok öyle çözebiliriz. Ya kuraldan çok bir şey, anlayış var. Anlayış değişti. Fair play'le yani. O çok kolay değil abi. LeBron'un yakaladığı, Ali Burak Taşer sormuş. LeBron'un yakaladığı mental seviyeyi yakalamış başka bir oyuncu var mıdır? Eğer yoksa buna en güçlü aday Doncic midir? Tarihte çok var canım. NBA'de yani. Mi? Tabii. NBA değilse şurada var bir tane. Kural. Ya bir kere mental Muhammed olarak. Muhammed Ali değil mi? Yani LeBron'un olağanüstü bir oyuncu olduğunu şüphe yok ama mental olarak ondan daha üst düzey oyuncular oldu abi. İşte Kobe'ler, şeyler, Tim Duncan falan da öyleydi. Yani LeBron bir kere zaten kariyerinin 2003-2010 arasında, 2011'e kadar daha doğrusu mental olarak bu seviyede değildi. Abi o 2008... Larry Bird girer mi bu klasmana? Girer ama LeBron... Yani çok daha alt takımla Lakers'ı eledikleri bir sezon var o takım. Çok da alt takım değildi. Değil abi, mi? Değil ama kendi geçen gün belgesel seçtim. Kendileri bile diyorlar bizden çok da daha iyi takım. Şöyle diye. Lakers çok çok iyiydi ama Boston'da, ha, o kadar Boston'da, Boston'da okay. Bayağı. Hele 86 Boston muazzam takımdır. İşin ikinci de finale gelemedi o sene Lakers. Hmm. Ama şey ya LeBron mental olarak 2011'e, yani 2003'ten 2011'e kadar kariyerinin ilk bölümünde aslında çok da zayıf bir oyuncuydu. O 2008'de 2009'da nasıl düştüğünü biliyoruz. 2011 finallerinde, 2010 yarı finallerinde, 2011 yarı finallerinde, NBA finalinde falan bayağı şey yaptı. Tabii 6 final mi kaybetti? 6 final kaybetti. Bakayım 8'de 3, 5 final kaybetti. 5 final. Pardon 10'da 3, 7 final kaybetti ya. 10 yaptı değil ben, mi? 10. Yani doğrudur. Pardon 10. 10. finali bu şey 8 sene üst üste yaptı. 9-10. 10. finali bunu kaybetmedi henüz. 3 kere kazandı öyle söyleyeyim. Okay. 10'da 4 yapmayı planlıyor şu anda. O yüzden hani aday Doncic adaylarına bile ama daha, mental olarak daha üst seviye oyuncular vardı. Ha komple oyunculuk bakımından falan oralarda çok çok eşsiz bir yerde. Anladım. Instagram'dan gelen sorular var. Ercan Güç. Ben soruyorum. Sor. Canlı tanık olup unutamadığınız spor anı nedir? Anı nedir? İlhan'ın golü. 2002. 2010 Kerem Tunçer'in basketi İstanbul'da. Güzel. Ben yarımdan basın tribünde yarından zıpladığım tek an. Ben çok biraz sonra biraz utanmıştım ama öyle bir ruh halindeydik ki Senegal karşısında. Ben en son Ben Medebayo'nun vlogunu yaparken daha 2 hafta önce sıçırdım yerimden. Evet, The Doors ve Led Zeppelin birer takım olsa hangi takım olurdu? Hmm. Doors'un biraz daha böyle ateşli, hareketli falan bir takım olması lazım. Marsilya. Ha, olabilir. Led Zeppelin ise kontrollü ama çok hükmeden bir oyun oynayan. Böyle daha düşükten falan ama hükmeden bir oyun. Yani bir dönemin Liverpool'u diyebiliriz. Bu Liverpool değil de Led Zeppelin için. İşte Toşakların, Douglas'ların Liverpool'u. Daha klasik diyorsun. Daha klasik bir doğru. Liverpool. Tony Soprano mı, Michael Corleone mi demiş Fatih Bey herhalde. Hmm. Michael Corleone. Corleone. Evet. Corleone'ler. Evet. O zaman biz haftanın sorusunu soralım. Cevap verenler arasında YouTube yorumlarında ilk soru, ilk yemek sepetinde bana bir yorumunun altına vereceğiniz cevaplardan 3 kişi 50 liralık hediye çeki kazanacak efendim. Lewandowski hafta sonu Bundesliga'da Bayern formasıyla Allianz Arena'daki 100. golünü Hertha Berlin'e attı. Soru şöyle. Lewandowski Bundesliga'da Bayern formasıyla iç sahadaki ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Zor soruymuş. Zormuş hakikaten ama abi Google döneminde hiçbir şey zor değil. Diyelim. Buradan da Google Mert'e bir selam. Diyelim ve haftanın fotoğrafıyla da kapanışımızı yani yapalım Kevin, istersen. Kevin Miralas'ı çok güzel karşılamış Gaziantep. Bir baklava, baklava şöbiyet pastayla. Baklava karışık. Abi Gaziantep'e de böyle karşıladı ya. Miralas çok memnundur zaten. Yüz ifadesine bakarsan gayet keyifli yerinde. Ama daha tadına bakmamış. Ondan sonrasını çekmek lazım da esasında. Muhtemelen bakmıştır abi. Orada bu tek tek gelmemiştir. Ben sana öyle mi diyorsun? Gelmemiştir. Gerçi Belçika'dan da biliyor olabilir. Diyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.